Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım sağlığınız yerindedir. Evet, sevgili arkadaşlar, matematik konu anlatımıza son hızla devam ediyoruz. Sıradaki konumuz permütasyon. Sevgili arkadaşlar, permütasyon, kombinasyon, olasılık. Bu üç konu gerçekten matematikte çok önemli konulardır. DGS, KPSS, ALES, TYT, MSÜ yani ÖSYM'nin hangi sınavına girerseniz girin. Bu üç konuyla ilgili mutlaka ve mutlaka sorular geliyor sevgili arkadaşlar. Hele ki olasılıkla ilgili banko soru geliyor. Hangi sınava girerseniz girin. E, olasılıkla ilgili gelen soruyu yapabilmek için kesinlikle permütasyon ve kombinasyonu vallahi bilmek gerekiyor. Çünkü olasılıkta gelen soruyu ya permütasyonu ya da kombinasyonu kullandırtıyorlar. Permütasyonla ilgili genelde soru geliyorsa ki arkadaşlar e, kombinasyonla ilgili soru gelme ihtimali de yüksektir. Bazen gelmiyor ama olasılıktan gelen soru kesinlikle geliyorsa ki arkadaşlar. Önemli konulardır bu üç konu. Bu üç konuyu birçok öğrenci eliyor. Niye bilmiyorum sevgili arkadaşlar. Emin olun, permütasyon, kombinasyon, olasılık matematiğin en kolay konularından üçüdür. Niye söylüyorum sevgili arkadaşlar bunu? Çünkü birçok öğrenci bu konulardan korkuyor. Korkmasının nedeni yazarak çalışmamasından kaynaklanıyor. Bunları baştan sizlere söylüyorum sevgili arkadaşlar. Bakın, sadece permütasyon konusunu 110 soruyla bitireceğim. Yani permütasyon konusunda size müthiş bir mantık oluşturacağım sevgili arkadaşlar. Bu konunun temel mantığını öğrenmeniz için her türlü soruyu çözeceğim. Siz benimle birlikte yazarak bu konuyu bitirirseniz ve bunun yanında 150 soru da çözerseniz özellikle çıkmış sınav sorularını çözerseniz gerçekten gelebilecek her türlü soruyu çözebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ayrıca permütasyon konusunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Mesela görmüşsünüzdür geçmiş konulardan. Kaç farklı ABC 3 basamaklı sayısı yazılabilir? Kaç farklı X, Y, üçlüsü vardır? Kaç farklı sayı yazılabilir? Gibi sorular. Yani permütasyonu bir yerlerde kullandırtıyorlar. DGS, KPSS, ALES sayfası. Bazen e, sayısal mantıkla ilgili soru geliyor. Ve bu soru üçlü soru oluyor sevgili arkadaşlar. Permütasyonu kullandırtıyorlar. Haberiniz olsun. Hadi gelin birlikte permütasyonu tarumar edelim. Hey evet sevgili arkadaşlar permütasyon konusuna hoş geldiniz. Permütasyon konusunu sevgili arkadaşlar 5 videoyla ortalama 5 videoyla bitirmeyi planlıyorum. Bir aksilik olursa 6 videoya yükselteceğim ama siz yine de 5 videoyu gözden çıkartın. Arkadaşlar permütasyon konusundan önce biz saymanın temel kurallarını öğretiyoruz. Ki bu da çok önemlidir. Bakın saymanın temel kuralları bittikten sonra permütasyona geçeceğiz. Ve diyeceksiniz ki aslında saymanın temel kuralları permütasyonla alakalıdır. Yani buranın mantığını öğrenmemiz gerekir. Nedir bu saymanın temel kuralları? Arkadaşlar matematikte biz iki farklı şekilde sayıyoruz. Yani ben, mesela biri size say dediğinde nasıl sayarsınız? 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde saymaya başlarsınız değil mi sevgili arkadaşlar? Ama bu saymayı yani bizim yapacağımız saymayı kolaylaştırmak için matematikte iki tane yol bize vermişler. Bir tanesi toplama yoluyla sayabiliyoruz. Bir tanesi ise çarpma yoluyla sayabiliyoruz. Toplama yoluyla saymak ne demek? Arkadaşlar bakın lütfen sizden rica ediyorum. İlk başta böyle ezbermiş gibi hissedeceksiniz. Not alarak devam edin. Sonuna kadar benimle birlikte konuyu not alarak bitirin. O zaman mantığını kavrayacaksınız. Toplama yoluyla sayma nedir? Vallahi arkadaşlar ayrık iki küme varsa bakın ayrık. Ayrık ne demek? Kesişimleri olmayacak. Ayrık iki kümenin Birleşiminin eleman sayısına toplama yoluyla sayma diyoruz. Bu işin teori kısmıdır. Bunu boş verin. Sevgili arkadaşlar eğer sorularda veya bağlacını görüyorsanız bu kesinlikle toplamadır. Veya bağlacı mı gördünüz? Kesinlikle toplamanız gerektiğini öğrenmeniz gerekiyor. Veya veya ya da arkadaşlar nesneler arasında sadece bir nesne seçiyorsak burada toplama gelsin aklımıza. Notunuzu aldınız sevgili arkadaşlar sorularda veya bağlacı varsa Kesinlikle toplama vardır diyeceğiz. Ee, ya da eğer sorularda sadece bir tane nesne seçiyorsak bakın sadece bir tane nesne arkadaşlar o zaman toplayacağız. Eğer birden fazla nesne seçiyorsak birazdan göreceğiz çarpacağız. Mesela bu soruyu çözelim arkadaşlar. 4 farklı gömleği ve 6 farklı tişörtü olan Ali bir tişört veya... Bir gömleği kaç farklı şekilde seçebilir? Hocam valla veya var. O zaman toplayacağız. 4 ile 6'nın toplamı cevaptır. He valla 4 6 daha valla cevap o. Tamam mı? Hocam bu ezber oldu. Arkadaşlar evet. Bakın şimdi ben size temel mantığını anlatacağım. Diyeceğim ki bir tane nesne seçiyorsak kesinlikle ve kesinlikle ne yapacağız? Toplayacağız. Yani 4 farklı gömlek var. 6 farklı tişört var. Ali ne yapacak? Bu tişört veya bir gömleği. Yani bir tişört veya bir gömleği seçecek. Yani sadece bir nesneyi seçecek. Hevallah o zaman 4 6 daha 10 ya da 4 6 daha 10 farklı nesne var Ali bu 10 nesne arasında bir tanesini kaç farklı şekilde seçebilir 10 farklı şekilde seçebilir kombinasyona geçtiğimiz arkadaşlar ben size bu konuları öyle bir anlatacağım ki siz diyeceksiniz ki aslında kombinasyon parentesi hepsi aynıdır hevallah Mesela burada aslında kombinasyonda biz bunu şöyle yapıyoruz. 10 nesne var burada sevgili arkadaşlar. Bu 10 nesne arasında bir tanesini kaç farklı şekilde seçebilir? Onun birlisi cevap 10 olacak. Bakın kombinasyondan da bahsediyoruz. He valla. Hocam bunu anlamadım. Önemli değil. Kombinasyonda anlayacaksın. Harikasın. Ayşe'nin 3 farklı atkısı, 4 farklı şapkası var. Buna göre Ayşe bir atkıyı veya bir şapkayı kaç farklı şekilde seçebilir? E veya bağlacı var hocam. 3, 4, 7. He valla. Ya da şöyle diyeceğiz. 3 4A 7 farklı nesne arasında bir tanesini seçecek. E, 7 farklı şekilde seçebilir. 7'nin birlisi kombinasyonunda da göreceğiz 7'dir. He valla. A şehrinden B şehrine 3 farklı kara yolu, 2 farklı hava yolu var. A şehrinden B şehrine gitmek isteyen biri kaç farklı şekilde gidebilir? Arkadaşlar bakın A şehrinden B şehrine 3 farklı karayolu var. 1, 2, 3. Ve de iki farklı hava yolu var. 1, 2. E A'dan B'ye gitmek isteyen biri sevgili arkadaşlar bu yollardan bir tanesini kullanacak değil mi? Bakın ne demiştim? Sadece bir tane nesne seçeceksek o zaman toplama gelsin aklınıza. E burada arkadaşlar bir tane yol kullanacağız. Yani iki yolla aynı anda gidebilir miyiz? Bu mümkün değil. Dolayısıyla burada 1 2 3 4 5. 5 yoldan e, bir tanesini kaç farklı şekilde seçebiliriz? E 5 farklı şekilde gidebiliriz. Heyvalla ne yaptım? 3 ile 2'nin toplamı 5. Hocam efendim burada ve bağlacı yok. Evet ve bağlacı olmak zorunda değil. Heyvalla. Ve bağlacı yoksa da biz diyeceğiz ki acaba kaç farklı nesne seçeceğiz? E burada arkadaşlar 3 2 daha 5 farklı yol var bu 5 yoldan bir yolu seçerek gidebiliriz. Değil mi? İki farklı yolla aynı anda gidebilir miyiz? Hayır. Dolayısıyla biz e, bunu şöyle anlatıyoruz. 3, 2 daha 5 farklı yol var. 5 farklı yoldan bir tanesini kaç farklı şekilde seçebiliriz? 5'in birlisi 5. O yüzden toplama tamam mı? Çok güzel. Evden okula giden veli 1 metro, 1 taksi, 3 farklı dolmuş hattı ve 2 farklı otobüs hattı arasında seçim yapacaktır. Veli evden okula bir ulaşım aracıyla kaç farklı şekilde seçebilir? Bakın sadece bir nesne seçeceğiz. O zaman toplayacağız. Bir tane metro varmış, bir tane taksi varmış, üç farklı dolmuş varmış, iki farklı otobüs varmış. Toplayın. Bir bir daha iki, iki daha dört, üç daha yedi. Bu yedi farklı yoldan bir tanesini, bakın bir tanesini seçecek. Bir tanesini kaç farklı şekilde seçebiliriz? Yedi farklı şekilde seçebiliriz. He valla. Kombinasyonda da diyeceğiz ki Burada 7 farklı yol var. Diyor ki veli bir tanesini seçecek. 7'nin birlisi farklı şekilde seçebilir. Cevabımız 7 olacaktır. Emel'in birbirinden farklı 3 eteği birbirinden farklı 4 pantolonu birbirinden farklı 5 gömleği var. Emel giysileri arasında bir tanesini kaç farklı şekilde seçebilir? Hocam Vallahi nesneler arasında sadece bir tanesini seçecekse orada toplama var. Bak oldu yavaş yavaş oluyor demek ki. Toplayın 3-4'a Değil mi arkadaşlar? Bakın 3, 4 daha 7. 7'yi 5 ile toplayın 12. Cevabımız 12. Ya da kombinasyonda göreceğiz. He valla. 12 nesne arasından bir tanesini kaç farklı şekilde seçebilir? 12'nin birlisi 12. Anlaşıldı mı? Harikasınız. Bir sınıfta 20 kız, 15 erkek var. Bu sınıftaki öğrencilerden bir tane başkan kaç farklı şekilde seçebilir? Hocam bir tane seçecekmişiz. E o zaman toplayın. 20 ile 15'in toplamı 35. Ya da kombinasyonda göreceğiz. 35 tane öğrenci var. Bir öğrenci kaç farklı şekilde seçebiliriz? 35. Bakın daha kombinasyona geçmedi, geçmedik. Ben size kombinasyonun mantığını anlattım. He bir binanın birinci katından ikinci katına çıkmak isteyen Kemal dört farklı asansör iki farklı merdiven arasında seçim yapacaktır. Buna göre Kemal kaç farklı şekilde seçebilir? Şimdi düşünelim beraber sevgili arkadaşlar. Bir binanın kendinizi bakın soru, soruları çözebilmek için kendinizi adamın yerine koyun. Diyelim ki siz Kemal'siniz. E, dört farklı asansör var mı sevgili arkadaşlar binada? İki farklı da merdiven var. Bir üst kata çıkmak isteyen çıkmak istiyorsanız. Bu merdivenlerden ya da asansörlerden bir tanesini kullanacaksınız değil mi arkadaşlar? Yani iki farklı asansörle aynı anda yukarı çıkabilir misiniz? Saçmalık yani. Ya da e, hem merdivenle hem de asansörle aynı anda yukarı çıkartabilir misiniz? O zaman kendinizi keseceksiniz. Yarınız merdivenle gidecek yarınız asansörle. Öyle değil mi? Öyle saçmalık olur. Dolayısıyla bir üst kata çıkıyorsak o zaman bir farklı yol kullanacağız. Yani toplama var burada. E, 4 tane asansör var. 2 tane merdiven var. 4-2 daha 6 farklı yol var bir üst kata. 6 farklı yol 6 farklı şekilde gidebilirim. Ya da kombinasyonu daha görmemişiz ama şimdiden mantığını anlıyoruz. 6 farklı yoldan bir tanesini kaç farklı şekilde seçebiliriz? 6'nın birlisi 6'dır. He valla. Valla kendimize kef ediyoruz. Evet, çarpma yoluyla saymaya geldik. Şimdi toplama yoluyla sayma nedir? Bir toparlayalım. Sorularda veya bağlacı varsa toplayacağız. Ya da nesneler arasında sadece bir tanesini seçiyorsak vallahi toplayacağız. Çarpma yoluyla sayma Arkadaşlar A olayı en değişik yoldan B olayı en değişik yoldan gerçekleştiriliyorsa A ve B olayları birlikte M çarpı N değişik yolla yapılmasına çarpma yoluyla sayma diyoruz. Genellikle sorularda ve bağlacı kullanılır sevgili arkadaşlar. Bakın V ne demiştik? Şurada bir toparlayalım. Veya olursa sevgili arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Vallahi topluyoruz. V olursa V bağlacı varsa ne yapacağız arkadaşlar? Çarpacağız. Yani Şöyle çarpmayı şöyle gösterelim. Çarpacağız. Bunun başka bir şeyi daha vardı. Bir nesne seçiliyorsa, bir nesne seçiliyorsa, seçiliyorsa ne yapacakmışız? Valayı toplayacakmışız. Eğer birden fazla nesne seçiliyorsa sevgili arkadaşlar, birden fazla nesne, nesne aynı anda seçiliyorsa, seçiliyorsa o zaman çarpma var. Tekrar ediyorum. V bağlacı varsa valayı topluyoruz. Sadece bir tane nesne seçme hakkımız varsa topluyoruz. Ama eğer V bağlacı varsa valayı çarpıyoruz. Ya da nesneler arasında birden fazla seç... nesneyi aynı anda seçmemizi istiyorlarsa valayı çarpıyoruz. Tamam, sevgili arkadaşlar. Gelin soru üzerinde mükemmel bir şekilde anlayalım. 3 farklı gömleği ve 5 farklı tişörtü olan Ali bir tişört ve bir gömleği kaç farklı şekilde seçebilir? Hocam burada ve bağlacı var. He valla. O zaman 3 ile 5'i çarpacağız. 3 kere 5 valla 15. He valla cevap 15'tir. Evet doğru diyorsun. Ama böyle gidersek ezber gitmiş oluruz. Şimdi ben bu işin temel mantığını sana anlatmak istiyorum. Tek derdim bu valla. İşin temel mantığını öğrenmek istiyoruz. Bir tanesi şu. Şimdi Ali ne yapacak? Ali bir tane tişört seçecek ve bir tane tişörtün yanına da bir gömlek seçecek. Yani birden fazla nesneyi seçecek. İki far farklı nesneyi aynı anda seçecek. O yüzden çarpıyoruz anlaştık mı? 3 kere 5 15. Ya da bu örnek üzerine yani bu örneğe mahsus olsun. Diğer örneklerde böyle uzun uzun ispatlamayacağım. Neden çarptığımızı sana söyleyeceğim. Şimdi 3 farklı gömlek var sevgili arkadaşlar. Bakın gömlek 1, gömlek 1, gömlek 2, gömlek 3. Başka 5 farklı da tişört var. Hı. Tişört 1, tişört 2, tişört 3, tişört 4, tişört 5. Çok güzel. Ali ne yapacakmış? Bir tane tişört giyecekmiş. Tişörtün üzerine de bir tane gömlek giyecekmiş. Ben bu sorudan bunu anlıyorum. Yani bir tane tişört ve bir tane de gömlek seçecekmiş. İki farklı nesne seçecekmiş. Diyelim ki arkadaşlar bu gömleği giydi. E bu gömleğin altına ya bu tişörtü giyecek ya bu tişörtü ya bu tişörtü ya bu tişörtü ya da bu tişörtü giyecek. Yani 5 farklı şekilde tişört seçebilir. Diyelim ki Ali, diyelim ki Ali bu gömleği giydi. O zaman bu gömleğin altına ya bu tişörtü, ya bu tişörtü, ya bu tişörtü, ya bu tişörtü, ya, ya da bu tişörtü. Yani 5 farklı şekilde tişört giyebilir. He valla. Zor mu? Bakın diyelim ki bu gömleği giydi. O zaman ya bu tişörtü, ya bu tişörtü, ya bu tişörtü, ya bu tişörtü, ya da bu tişörtü. 5 farklı şekilde giyebilir. 5, 10, 15. 15 farklı şekilde giyinebilir. Bu işin ispatıdır sevgili arkadaşlar. He, demek ki biz artık sorularda bu ispatı yapmayacağız ama bu ispatı her zaman aklımızda olacak. Eğer birden fazla nesne seçiliyorsa çarpıyoruz. 3 kere 5 15 hemen sorulara başlıyoruz. 9. soru. 4 farklı defteri ve 5 farklı kalemi olan bir öğrenci bir defterle bir kalemi kaç farklı şekilde seçebilir? Hocam burada V bağlacı yok ama e tamam V bağlacı olmak zorunda değil ben sana işin temel mantığını anlatmışım. Burada bir tane nesne mi seçiyor yoksa birden fazla nesne mi seçiyor? Bak bir defterle bir kalemi seçecek. Yani hem bir defter hem de bir kalem. Birden fazla nesneyi seçecek. O zaman çarpıyoruz. 4 kere 5 cevabımız 20. Eyvallah. Bir lokantada 3 çeşit çorba, 4 çeşit yemek, 3 tatlı, çeşit tatlı var. Bir çorba, bir yemek ve bir tatlıdan oluşan bir menü kaç farklı şekilde seçilebilir? Burada birden fazla nesne seçilecek. Yani bir çorba, bir yemek bir de bir tatlı seçilecek. Üç farklı nesne seçilecek. Birden fazla nesne aynı anda seçiyorsam çarpacağım. He valla çarpın. 3 kere 4 12. 12'yi 3 ile çarpın. 36 cevaptır. Cevabımız denizli. Devam ki bir sınıfta 20 kız ve 15 erkek var. Bakın bununla ilgili bir soru çözmüştük. Hatırlayın sevgili arkadaşlar. Orada veya bağlacı vardı ya da sadece bir kişiyi seçecektik. Orada toplanmıştık. Ama bu soruda bu sınıfta kız öğrencilerden bir başkan ve Erkek öğrencilerden ise bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? Yani bu insanlar arasında iki kişiyi seçecekmişiz. Birden fazla kişiyi seçecekmişiz. Hocam o zaman çarpmadır. He valla. Yani ne yapıyorum? 20 ile 15'i çarpıyorum. O da ne oluyor? 300 oluyor diyoruz ve diğer soruya başlıyoruz. Gülcan'ın birbirinden farklı 3 birimden birbirinden farklı 4 pantolon ve birimden farklı 5 gömleği var. Buna göre... Şimdi burası önemli. Bakalım bir nesne mi seçecek yoksa birden fazla nesne seçecek? Gülcem bunlar arasında birer tanesini kaç farklı şekilde seçebilir? Birer tane seçecek. Yani birden fazla tanesini seçiyor. O zaman 3 çarpı 4 çarpı 5. Ya bu şu anlama geliyor. 3 eteği 3 farklı şekilde seçebilir. 4 pantolonu 4 farklı şekilde seçebilir. 5 gömleği 5 farklı şekilde seçebilir. 3 kere 4 12. 12 kere 5 60. Arkadaşlar notunuzu alın. Çok önemli bir not söylüyorum. Lütfen bütün var olan gücünüzle bu notu güzel bir şekilde yazın duvarınıza da yapıştırın. Çünkü permutasyon kombinasyon olasılıkta bütün bu konularda hep bu, soru, e, bu notu kullanacağız. Sevgili arkadaşlar, permutasyon kombinasyon olasılık konularında bir göreve başladığımız zaman görev bitene kadar çarparak gidiyoruz. He vallahi. tekrar ediyorum valla bu çok önemli <laughs> kendimi bir tokatlayayım. Bu çok önemli. Bunu mükemmel bir şekilde anlatmam lazım. Bir soruya başladığınız zaman ya da bir göreve başladığınız zaman görev bitene kadar çarparak gidiyoruz. Burada olduğu gibi aslında çarpmanın mantığı da buradan geliyor sevgili arkadaşlar. 3 eteği 3 farklı şekilde seçebilir. 4 pantolonu 4 farklı şekilde seçebilir. 5 gömlek arasında bir tanesini 5 farklı şekilde seçebilir. E görev bitene kadar çarpıyoruz. Tamam mı? Çok güzel. Evet, Kırtasiye'ye giden Cemal bir deneme sınavı kitapçı ve bir e, soru bankası alacak. Yani iki farklı nesne alacak. Yani birden fazla nesne alacaktır. E, Kırtasiye'de Cemal'in istediği türden altı farklı deneme kitapçı ve beş farklı soru bankası var. Buna göre Cemal kaç farklı şekilde seçim yapabilir? Ne yapacak Cemal? Cemal bir tane deneme kitapçı ve bir tane de soru bankası alacak. E arkadaşlar 6 tane deneme sınavını 6 fark şekilde seçebilir. Çarpı 5 tane e, soru bankasından bir tanesini 5 fark şekilde seçebilir. Çarpıyoruz çünkü birden fazla nesne seçiyor. 5 kere 6 cevap 30. He valla. A şerinden C şerine giderken B şerinden geçmek gerekmektedir. A'dan B'ye 2 farklı yol. B'den C'ye 3 farklı yol var. Buna göre A'dan C'ye kaç fark şekilde gidilebilir? Arkadaşlar. Notunuzu aldınız değil mi? A'dan B'ye 2 farklı yol var. B'den C'ye 3 farklı yol var. Bakın A'dan B'ye 2 farklı yol var. B'den C'ye 1 2 3 farklı yol var. A'dan C'ye gitmek isteyen biri bakın nereden nereye gidecek? A'dan C'ye gidecek. Kaç farklı şekilde gidebilir? sevgili arkadaşlar ben sana dedim bir göreve başladığımızda görevimiz bitene kadar çarparak gideceğiz. Bak bu çok önemli ha. Bir göreve mi başladık? Tamam. Görev bitene kadar yani bu olayı bitirene kadar çarparak gideceğiz. Şimdi bizim görevimiz ne? A'daki aracı C'ye götürmek. Peki hangi şartla? A'dan C'ye giderken B'den geçmek zorunluymuş arkadaşlar. Yani ilk önce A'dan B'ye götüreceğiz. Sonra B'den C'ye götüreceğiz. E şimdi arkadaşlar A'dan B'ye kaç farklı şekilde gidebilir? İki farklı şekilde gidebilir. Görevin bitmedi. Çarpma devam. Şu an araç B'ye geldi. E B'den C'ye kaç farklı şekilde gidebilir? 1, 2, 3. 2 kere 3, 6. He valla cevabımız Adana. A şerinden C şerine giderken B'de geçmek gerekmektedir. A'dan B'ye 4 farklı yol. B'den C'ye 6 farklı yol var. Buna göre A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidilip dönülebilir? He kendimize yazıyoruz. A'dan B'ye 4 farklı yol var. B'den C'ye 6 farklı yol var. Yollarımızı hızlı bir şekilde çizelim. A'dan B'ye 1 2 3 4. B'den C'ye 1 2 3 4 5 6 farklı yol var. Şimdi arkadaşlar A'dan C'ye giderken B'den geçmek kesinlikle gerekmektedir diyor. Tamam. A'dan C'ye gideceğiz. C'den de A'ya geri döneceğiz. Tabi gidişte de dönüşte de B'ye uğramamız şarttır. Sevgili arkadaşlar öyle diyor tamam mı? Şimdi A'dan B'ye kaç şekilde gidebilirim? Bir göreve başlayacağım. Görevin bitene kadar çarparak gideceğim. Eyvallah. Şimdi göreve başladım. Görevim ne? A'dan C'ye götüreceğim. Aracı C'den A'ya geri göndereceğim. Şimdi kaç şekilde gidilip dönülebilir diyor. Tabi A'dan C'ye giderken de B'ye uğramak zorundayım. C'den A'ya dönerken de B'ye uğramak zorundayım. Sevgili arkadaşlar. A'dan C'ye giderken B şehrine geçmek zorundadır. Şurada şunu ekleyebiliriz aslında soruya. C'den A'ya dönerken B'den geçmek zorunludur. Güzel. Görevimize başladım. Aracımız nerede? Şu an burada. Güzel. Adam B'ye kaç farklı şekilde gidebiliriz? 4 farklı şekilde gidebiliriz. B'den C'ye 6 yoldan 6 farklı şekilde gidebiliriz. Şu an C'de. C'den B'ye kaç farklı şekilde dönebilirim? 6 farklı şekilde dönebilirim. B'den A'ya kaç farklı şekilde dönebilirim? 4 farklı şekilde dönebilirim. İşte ne yaptım? Aracı C'ye götürdüm. B'ye A'ya geri getirdim. Çarpın. 4 kere 6. Vallahi 24. 6 kere 4. 24. 24 çarpı 24. 500. E, kaçtır? 576. Arkadaşlar 576 24'ün karesidir. Onu unutmayın. Cevabımız denizli. A'dan C'ye giderken B'den geçmek gerekmektedir. A'dan C, B'ye 3 farklı yol, B'den C'ye 5 farklı yol var. Buna göre A'dan C'ye gidilen yolların hiçbirini dönüşte kullanmamak şartıyla kaç farklı şekilde gidilip dönülebilir? He, bakın burada öyle bir şey dememişti. Burada şart var. Gittiğimiz yolu bir daha kullanmayacağız. O zaman hemen çiziyoruz. A'dan B'ye gideceğiz. B'den de C'ye gidecekmişiz. Kendimize güzel bir çizim yapalım mı? He. Bakın. A'dan B'ye 3 farklı yol var. 1, 2, 3. Güzel. Şöyle yollarımızı güzel bir şekilde çizelim. B'den C'ye 5 farklı yol var. 1, 2, 3, 4, 5 farklı yol var. Güzel. Benim görevim ne? Şimdi ben şunu biliyorum. Permütasyon, kombinasyon olasılıkta. Bir göreve başlamışsam görev bitene kadar çarparak gideceğim. He valla. Bu çok önemli. O zaman göreve başladım. Görevim ne? A'dan C'ye gidecek. Geri gelecek A'ya. Ve git, gidişte de dönüşte de B'ye uğramak zorundadır. Yani B'den geçmek zorundadır. Yani arkadaşlar A'dan C'ye direkt yol yok diyor yani. Güzel. Şimdi gittiğim yolları dönüşte bir daha kullanmayacakmışım. O zaman başlıyorum. Aracım şu an nerede? A'da. A'dan B'ye kaç şekilde Üç farklı şekilde gidebilir? 3 farklı şekilde gidebilir. Şimdi bu yollardan bir tanesini gidişle kullandık. Mesela diyelim ki bunu kullandık. Artık dönüşte bunu kullanma hakkım yok. Görevim bitmedi, çarpmaya devam. Çünkü araç şu an B'de. B'den C'ye kaç farklı şekilde gidebilir? 1 2 3 4 5. 5 farklı şekilde gidebilir. Araç şu an C'ye geldi sevgili arkadaşlar. B'den C'ye giderken bu yollardan bir tanesini kullandık diyelim ki bunu kullandık. Yani kullandığımız bir yolu artık dönüşte kullanmayacağız. Araç şu an C'den C'den B'ye kaç farklı şekilde geri dönebilir? E, geriye kaldı 4 farklı yol, değil mi? 5 yol vardı, bir tanesini gi kullanarak gitmişti. Onu iptal ettik. E, dönüşte 4 farklı yol kaldı. 4 farklı şekilde dönebilir. Aracımız B'ye geldi. B'den A'ya kaç farklı şekilde gidebilir? A'dan B'ye giderken bir tanesini yolu kullanmıştı. Onu kullanmayacak. O zaman B'den A'ya dönerken geriye kaldı kullanmadığı 2 yoldan dönebilir. Cevabımız budur. Ne yaptım? Göreve başladım. Görevim bitene kadar çarpmaya devam ettim. 3 kere 5 15 çarpı 4 60 çarpı 2 vallahi cevabımız 120'dir cevabımız denizli. Nasıl sevgili arkadaşlar bakın ısrar edin sonuna kadar çalışın sonuna kadar not alarak gidin emin olun arkadaşlar diyeceksiniz ki bu konu valla hoşmuş ben temel mantığını öğrenmişim he valla. A'dan B'ye 3 farklı yol, B'den C'ye 4 farklı yol var. Ayrıca A'dan C'ye doğrudan gidebilen 2 farklı yol var. Buna göre A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidebilir? Evet arkadaşlar A'dan B'ye gidecekmişiz. B'den C'ye gidecekmişiz. Bakalım ne diyor ne demiyor. A'dan B'ye 3 yol var. 1, 2, 3 güzel. B'den C'ye 4 yol var. 1, 2, 3, 4 farklı yol var. Ayrıca A'dan C'ye doğrudan gidilebilen 2 farklı yol var arkadaşlar. A'dan C'ye doğrudan gidilebilen 2 farklı yolda varmış. A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidebiliriz? O zaman arkadaşlar... Biz diyeceğiz ki A'dan C'ye nasıl gidebilirsiniz? Burada mesela dememiş B'den geçmek zorunludur dememiş. O zaman biz diyeceğiz ki A'dan C'ye giderken B'ye B'ye uğrayarak uğrayarak gidebiliriz veya veya direkt gidebiliriz. Direkt gidebiliriz. Değil mi sevgili arkadaşlar? İki farklı seçenek var. B'ye ya uğrayarak gideceğiz C'ye ya da A'dan C'ye direkt uçup gideceğiz. O zaman başlıyorum görevime. Sevgili arkadaşlar, görevim ne? A'dan C'ye götürmek. Değil mi arkadaşlar? A'dan C'ye gitmek istiyoruz. O zaman görevime başlayacağım. Görevim bitene kadar çarparak gideceğim. Şimdi aracımız nerede? Vallahi A'da. Şu an aracımız A'da bekliyor. Ne yapacağım? B'ye uğrayarak kaç farklı şekilde gidebilir? Bunun cevabını bulmaya çalışıyorum sevgili arkadaşlar. O zaman ilk önce A'dan B'ye kaç farklı şekilde gidebilir? 3 farklı şekilde gidebilir. B'de şu an araç. B, B'de şu an. B'den C'ye kaç farklı şekilde gidebilir? 4 farklı şekilde gidebilir. Aracımız nerede? C'de. A'dan C'ye gitti mi? Gitti. Görevim bitti mi? Bitti. Çok güzel. 3 kere 4, 12. Yani B'ye uğrayarak 12 farklı şekilde gidebilir. Görevim bitti. Aracı C'ye götürdüm. Şimdi yeni bir göreve başlıyorum. Bakın veya direkt gidebilirim. E direkt kaç farklı şekilde gidebilirim? Ya bu yolu ya da bu yolu. Yani B'ye uğramadan kaç farklı şekilde gidebilirim? 2 farklı şekilde gidebilirim. Görevim bitti mi? Yine görevim bitti. Aracımı götürdüm. Veya bağlacı varsa balayı topluyoruz. Burada görevimi bitirdim. Görevi bitene kadar da çarparak gitmiştim. E burada da görevimi bitirdim. Bakın arada veya bağlacı var. 12, 2 daha. Vallahi 14. Hocam ezber gidiyoruz. Arkadaşlar ezber değil. Sen mantığını yavaş yavaş anlayacaksın. 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı var? Hiç merak ettiniz mi arkadaşlar? Bakın 100, 101, 102, 103, bu şekilde devam ederdim. En az en son 999. Kaç farklı doğal sayı var? Bir ilk önce permütasyonda değil de mantıksal olarak çözelim. 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır diye soruyorum. Kaç farklı var arkadaşlar? Mesela birden başlasaydık 1 2 3 diye gitseydik sevgili arkadaşlar mesela 99'a kadar. Yani 1 2 Şöyle yazayım. 1, 2, nokta, nokta, nokta. 99, 100, 99 kadar. E 1'den 999'a kadar 999 tane sayı var. Bu 99 tanesini iptal edeceğiz. Çünkü 3 basamakları arıyoruz. 999'dan 99'u çıkarın. Bakın demek ki 900 tane. 900 tane ne var? 3 basamaklı sayı var. Bunu neden böyle ilk önce manuel olarak yaptım? Çünkü birazdan permütasyonu kullanacağız mantığını anlayalım diye. Arkadaşlar 900 tane 3 basamaklı doğal sayı var. Biz bunu biliyoruz. Çok güzel. Şimdi permütasyonu nasıl yapacağız? Arkadaşlar 3 basamaklı diyorum o. Bakın 3 tane kutu çiziyorum kendime. 3 tane kutu çizdim. Çok güzel. Kutu yapmasanız da olur. Yani şöyle 3 basamaklı sayı da yazabiliriz. Bu birler basamağı, onlar basamağı, bu da yüzler basamağı. Arkadaşlar yüzler basamağına ne yazabilirsiniz? Mesela ABC 3 basamaklı sayıysa buraya 0 yazabiliyor muyduk? Hayır, 0 yazamıyorduk. O zaman buraya arkadaşlar 1 yazabiliriz, 2 yazabiliriz, 3 yazabiliriz, en fazla 9 yazabiliriz. Yani bu kutuya yani o yüzler basamağına 9 farklı sayı gelebilir. Bir görevin göreve başladım. Görevin bitene kadar çarparak gideceğim. Çarpı onlar basamağı arkadaşlar. Çarpın diye de kafanız karışmasın. Burası onlar basamağı. Onlar basamağına ne yazabiliriz? Valla 0, 1, 2, 9'a kadar her şey yazabiliriz. 0'dan 9'a kadar 10 tane rakam var. Buraya 10 farklı sayı yazabiliriz. Birler basamağına yine 0, 1, 2, 9'a kadar 10 tane rakam var. 10 tane rakamın hepsinde değil mi arkadaşlar? 0'dan 9'a kadar 10 tane rakam var. Buraya 10 farklı rakam yazabiliriz. E görevim bitene kadar da çarpıyorum. 9 kere 10, 90. 10 ile çarpın 900. Eyvallah. 900 tane 3 basamaklı sayı vardır. İster böyle yapın ister böyle ama bu daha kısadır haberiniz olsun. 5 basamaklı doğal sayılardan kaç tanesinin onlar basamağı 6 ve binler basamağı 2'dir diyor. Çok güzel. 5 basamaklı doğal sayılar yazacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Kutu çizmeyeceğim arkadaşlar. Kutu e, yani işimizi uzatıyor. 5 basamaklı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi onlar basamağı 6, binler basamağı 2 olacak. Birler onlar. Bu onlar basamağı zaten 6 olacakmış. Binler basamağı. Birler onlar yüzler. Binler basamağı da ne olacakmış? 2 olacakmış. Güzel. O zaman başlayacağım sevgili arkadaşlar. Bir göreve başlayacağım. Görevim bitene kadar çarparak gideceğim. Başlıyorum göreve. Bakalım görevim neymiş? 5 basamaklı sayılar oluşturmak. Bir kere buraya 2 gelecek. Yani burada bir tane ihtimal var. Buraya 6 gelecek sevgili arkadaşlar. İsterseniz bunu şöyle yazayım. Buraya sadece ve sadece 2 gelecekmiş. Onlar basamağına sadece ve sadece 6 gelecekmiş. Aha yani buraya gelebilecek bir tane ihtimal var. Buraya sadece bir tane sayı gelecek. Arkadaşlar buraya ilk basamağı 0 hariç her şey yazabiliriz değil mi? 5 basamaklıysa başa 0 yazılmaz. 0 yazamazsınız. O zaman buraya 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir. 9'a kadar yolu var. 9 farklı sayı buraya yazabilirim. Bu basamak kimleri yazabilirim? Valla 0'ı yazabilirim. 1'i yazabilirim. 2'yi yazabilirim. 9'a kadar yolu var. 0'dan 9'a kadar 10 tane rakam var. Buraya 10 tane sayı yazabilirim. Bir, birler basamağına 0 yazabilirim, 1 yazabilirim, 2 yazabilirim. 9'a kadar yolu var. 0'dan 9'a kadar 10 rakam var. 10 sayı yazabilirim. Görevim bitene kadar da çarparak gideceğim. 9 kere 10, 90'dır. 1 kere 1 zaten 1'dir. 9 kere 10, 90'ı 10 çarpın. Cevabımız 900 olacaktır. 4 basamaklı doğal sayılardan kaç tanesinin yüzler basamağında 0 bulunur? Bakın bunlar arkadaşlar yani düşün sınavda böyle bir şey gelse demek ki permütasyona ihtiyaç duyuyoruz. Yoksa böyle tek tek yazacağız yani. 4 basamaklı mı diyor? Evet 1, 2, 3, 4. Bala ile hoştur, ele hoştur, ele hoştur. Diyor ki Yüzler basamağında sıfır olacak. Birler, onlar, yüzler. Değil mi sevgili arkadaşlar? Bakın A, B, C, D, 4 basamaklı. Birler, onlar, yüzler, binler diyorduk ya öyle. Birler, onlar, yüzler basamağında sıfır olacakmış sevgili arkadaşlar. Aha. Yani buraya sadece bir tane sayı gelecek. Başka da hiçbir şey gelmeyecek. E şimdi arkadaşlar 4 basamaklı olduğu için buraya sıfır yazabilir miyim? Hayır. 1 yazabilirim, 2 yazabilirim, 3 yazabilirim. Ya da en fazla 9 yazabilirim. Yani buraya 9 farklı seçenek hakkım var. Bu basamağa 0 yazabilirim, 1 yazabilirim, 2 yazabilirim, 9'a kadar. Yani 0'dan 9'a kadar 10 rakam, 10 sayı yazabilirim. Rakamları farklı da demediği için her şeyi kullanabilirim burada. Benzer şekilde birler basamağına 0, 1, 2, 9'a kadar 10 tane rakam yazabilirim. Görevim bir tane kadar çarpıyorum. 9 kere 10, 90. 9, 10 ile çarpın, 900. Eyvallah. He hep de 900 çıktı. Yani demek ki arkadaşlar bakın ne kadar garip. Yani demek ki bakın permütasyonu bildiğimizde bunu tak diye cevabını veriyoruz. 4 basamaklı doğal sayılardan kaç tanesinin yüzler basamağı sıfırdır? Ya. Rakamları farklı. Bey işte bu çok önemli arkadaşlar. Bu sefer rakamları farklı diyor. Bey. Kaç farklı 2 basamaklı doğal sayı var? Merak ettiniz mi sevgili arkadaşlar? Ya bunları yazarsak mesela atıyorum yazdınız. İşte 10, 11'i yazamam. 12, 13, 14 yazacaksınız. Mesela 22'yi yazamazsınız. Rakamları farklı diyor. Hepsini tek tek yazın kaç tane olduğunu bulun. Bu size ödev. Permütasyonu nasıl çözüyoruz? İki basamaklı diyor. 1 2. E koştur. İki basamaklı diyor mu Tamam. Arkadaşlar AB iki basamaklı bir doğal sayıysa başa 0 yazabilir miyim? Vallahi yazamam. 0 yazarsam 0 e, iki basamaklı olmaz ki yani başa sıfır yazdığınız zaman. O zaman buraya 1 yazabilirim, 2 yazabilirim, 3 yazabilirim, 4 yazabilirim, 5 yazabilirim, 6, 7, 8, 9 yazabilirim. Yani 9 farklı seçenek akım var onlar basamağına. Birler basamağına şimdi rakamları farklı diyor. Rakamları farklı diyorsa bunlardan bir tanesini artık buraya kullandık. Diyelim ki 1'i kullandık artık onu burada kullanamam. Mesela buraya ne yazabilirim? 0 yazabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tane rakam kullanabilirim. E bir tanesini buraya kullandık. Rakamları farklı diyor. Onu buraya kullanamam. Diyelim ki örnek veriyorum arkadaşlar. Diyelim ki siz 2'yi buraya kullandınız. O zaman 2'yi buraya kullanamazsınız. O zaman kaç tane kaldı? 10 tane rakam vardı. Bir tanesini kullanmayacaksınız. Kullanamayacakmışız. Ondan bir çıkarın 9. Ya da sayın 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 kere 9 81. Rakamları birbirinden farklı kaç tane 3 basamaklı duası sayı yazılabilir? Demin bulmuştuk değil mi? Hangi soru arkadaşlar? Bakın 18. soru cevap ne çıkmıştı? Yani 3 basamaklı kaç doğal sayı var? 900. Ama bu soruda ne diyor? Rakamları birbirinden farklı diyor. 1, 2, 3 basamaklı doğal sayılar yazacakmışız. Şimdi düşünelim. Rakamları birbirinden farklı diyor. Başa 0 gelemez zaten. 1, 0 gelemeyeceğine göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gelebilir. Yani buraya 9 farklı seçenek akım var. Diyelim ki bir tanesini buraya kullandık Onu artık buraya kullanamam Yani buraya normalde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane rakam 10 tane rakam gelebilir 0'dan 9'a kadar Bir tanesini başa kullandık rakamları farklı diyor Diyelim ki 3'ü buraya kullandınız arkadaşlar Arkadaşlar bu 9 değil bu 9 buraya gelmemiş Yani bu 9'un manası ne? Buraya 9 farklı rakam gelebilir Tamam mı? 9'u yazmamışız Uy, Kurban olayım sana yani bu 9 nedir? Burada 9 farklı seçenek akım var. Diyelim ki buraya bir tanesini kullandım. 3'ü kullandım diyelim. Artık 3'ü buraya kullanamam. Örnek veriyorum. O zaman 10 tane rakamdan bir tanesini kullanma yazacaksan buraya 9 farklı seçenek akım var. E Buraya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hepsini normalde yazabilirdim. Rakamları farklı demiş. E, bakın 3'ü e, buraya kullandık. Artık 3'ü buraya kullanamam. Diyelim ki buraya da 1'i kullandınız. 1'i buraya da kullanamam. O zaman buraya 10 tanedan 2 tanesini çıkarın. 8 tane seçenek hakkım var. Ya yani böyle tek tek işe yapmak zorunda değilsiniz. Arkadaşlar buraya 9 farklı seçenek hakkınız var. Normalde buraya 10 tane rakam kullanabilirim. E bir tanesini buraya kullanmışsam bir tanesini de kullanmayacağım. Ondan biri çıkarın 9. Normalde diyeceksiniz ki buraya 10 tane yani bunlar kafanızı karıştırmasın. Buraya 10 tane rakam yazabilirim birler basamağına. E, rakamları farklı diyor. Bu 10 tanesinden bir tanesini başa bir tanesini ortaya yazdık. Geriye kaldı 8 tane. Evvallah. Çarpın. 9 kere 9 81. 81'i 8 ile çarpın. 8 kere 1 8. 8 kere 8 64. Yani bunların çarpımı ne oldu? E, 648 oldu. Cevabımız Ceyhan olacak. Rakamlar birbirinden farklı. 5 basamaklı doğal sayıların kaç tanesinin binler basamağında 8 vardır. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar bakın ne diyor? Binler basamağı 8 olacak. 1, 2, şey birler, onlar, yüzler, binler. Değil mi arkadaşlar? Binler basamağı burası oluyor. Buraya sadece ve sadece 8 gelecekmiş. Başka da hiçbir şey gelmeyecek. Yani bir tane seçenek akım var. E şimdi ilk başa 0 yazamam 5 basamaklı olması için. 1 yazabilirim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yazabilirim. Rakamları birbirinden farklı dediğinden dolayı 8'i binler basamağına kullanmışım. 8'i buraya kullanamam. O zaman 9 tanesinden bir tanesini çıkarın. Buraya 8 farklı seçenek akım var. Buraya geldik. Diyelim ki 4'ü buraya kullandık. Örnek veriyorum sevgili arkadaşlar. O zaman buraya bakın. Normalde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunların hepsini kullanabilirim. 8'i kullanmışım. Rakamlar farklıysa buraya kullanamam. Örneğin 4'ü buraya kullanmışsanız 4'ü de buraya kullanamazsınız. O zaman 10 tanesinden 2 tanesini kullandık. Buraya 8 farklı seçenek akım var. Diyelim ki bir buraya da 1'i kullandık arkadaşlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tek tek yazıyorum ki anlaşılsın. Bakın 8'i kullanamam buraya. 1'i diyelim buraya kullandık oraya kullanamam. Buraya da 4'ü kullandım diyelim bu 4'ü kullanamam. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Ben böyle gör, görün diye yazıyorum. Buraya normalde şuraya 10 farklı sayı yazabilirim. E, rakamlar farklı diyor. Bu 10 sayıdan bir tanesini buraya. Bir tanesini buraya. Bir tanesini buraya. 3 tanesini kullandım. ondan 3 çıkarın. Buraya 7 sayı gelebilir. Bak öyle düşünün ha. Buraya normalde 0'dan 9'a kadar 10 tane rakam gelebilir. 10. E, 10 rakamlar farklı diyor. 10 rakamdan birini buraya. Birini buraya. Birini buraya. Birini buraya. 4 tanesini kullandım. 10'dan 4 çıkarın. Buraya 6 farklı rakam gelebilir. Görevim bitene kadar valayı çarpıyorum. He valla. E 8 kere 8. 64. 7 kere 6. 42. 64 ile 42'nin çarpımı nedir? 64 çarpı 42'dir. Aha. 2 kere 64, 128. 4 kere 4, 16. Elde var 1. 4 kere 6, 24. Bir daha 25. Cevap ne çıkıyor? Toplarsak şöyle bir zımbırtı çıkıyor. 2688 cevabımız Edirne olacak. 4 basamaklı bir sayının her rakamı 5'ten büyüktür. Bu şartı sağlayan kaç farklı 4 basamaklı doğal sayı vardır? 1 2 3 4. Arkadaşlar her rakamı 5'ten büyüktür ne demek? Her rakamı 5'ten büyüktür. Yani bu da 5'ten büyük olacak. Yani 6 7 8 9 olacak. Buraya da maksimum 6 7 8 9 yazabilirsiniz. Buraya da 6 7 8 9 yazabilirsiniz. Bu basamağı yani birler basamağına da 6, 7, 8, 9 yazabilirsiniz. Öyle demiyorum arkadaşlar. Her rakamı da 5'ten büyüktür diyor. E buraya 4 farklı sayı yazabilirim. Buraya da 4 farklı sayı yazabilirim. 1, 2, 3, 4. Buraya da 4. Buraya da 4. E rakamlar farklı da dememiş. O zaman cevabımız budur sevgili arkadaşlar. Cevap ne oluyor? 4 kere 4 16. 4 ile çarp 64. 4 ile çarp 256. He valla. Size ödev veriyorum. Rakamları farklı. Her rakamı 5'ten büyük olan kaç farklı 4 basamaklı doğal sayı var? Bu birinci ödeviniz. Her rakamı 6'dan küçük olan... 3 basamaklı kaç tane doğal sayı var? Yorumları yazın sevgili arkadaşlar. Evet, ilk videomuzun sonuna geldik. En evet, sevgili arkadaşlar, Permütasyon konusunun ilk videosunun sonuna geldik. 5 video ile bitireceğiz Allah'ın izniyle. Arkadaşlar ilk videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sizden bir ricam var. Yazarak çalışmaya devam edin. Sizden bir ricam var. Ezber gittiğiniz hissediyorsanız bile, kendinize güvenmiyorsanız bile lütfen yazarak çalışmaya devam edin çünkü konu tamamen bittiğinde Diyeceksiniz ki vallahi bu konu oldu. Tamam sevgili arkadaşlar. Videomuzu benim kanalımıza abone olursanız sevinirim. Bir yere gitmiyorsunuz. Bir 10-15 dakika ara veriyoruz. Aradan sonra permütasyon ikinci videosunda buluşacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.